Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Biden'ın sağlık durumu nasıl? Evet, hemen şimdi onunla başlayalım. Biden bilindiği gibi COVID'e yakalanmıştı ve 10 seanslık bir tedavi süreci başlatılmıştı. Delaware'da, memleketi Delaware'da oraya gitmişti. Bugün doktorlarının yaptığı açıklamayla birlikte artık diyor durumu son derece iyi diyor. Son derece iyi ve sağlığına kavuşmak üzere artık normal vücut kendi reflekslerini ortaya koymaya başladı diyor. Ve hemen arkasından da yaklaşık 1-1,5 saat önce de Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Biden'dan sonra adı geçen Kamala Harris Delaware'a gitti ve orada kampanya ekibiyle bir araya gelecek, buluşacak ve kampanya başlayacak artık. Çünkü 5 Kasım 2024 başkanlık seçimlerine çok az bir süre kaldı. Yaklaşık 110-111 gün kaldı Yakup. Evet, peki İrfan Sapmaz, sağlık durumu iyi diyorsun ama şu anda sosyal medyada özellikle Biden'ın bu açıklamayı yazılı yapması, kendisinin kameraların karşısına geçmemesi, bu tarz durumların da üst üste konmasıyla böyle çeşitli söylentiler de ortaya atıldı. Sağlığına ilişkin ölme evet. iddiaları bile şu anda sosyal medyada konuşuluyor. Tabii burası Amerika Birleşik Devletleri. Özellikle medyayı burada durdurmak, sosyal medyayı durdurmak neredeyse imkansız. En çok sızıntıların olduğu, işte Beyaz Saray bulunduğum yer, Pentagon ya da birçok istihbarat kuruluşları inanılmaz derecede sürekli bir bilgi akışı ve sızıntı var. O açıdan bu tip haberler son derece normal. Ancak ben biraz önceki yaptığım açıklama, doktorun yaptığı açıklamayla direkt kendisiyle evet. ilgiliydi. Peki Biden pes mi etti, kendi mi vazgeçti, el mi çektirildi? Evet, aslına baktığım zaman birkaç gün önce yaptığımız yayınlarda Biden'ın kesinlikle geri çekilmeyeceğini söylemiştik. Kendi açıklamasıyla geri çekilmeyeceğini söylemiştik. Ancak COVID'e yakalandı ve arkasından memleketi Delaware'a gitti. Delaware'da kendi yakın çevresinden 3-4 kişiyle birlikte artık ABD başkanlık seçimlerinden geri çekilme kararı aldığı öğrenildi. Hemen sızdı tabii bu bilgiler ve arkasından da Kamala Harris'i aradı. Artık çekileceğini ve kendisine full destek vereceğini bildirdi ve Kamala Harris şu anda seçim kampanyalarına başladı diyebiliriz. Bugün Beyaz Saray'da bazı üniversitelerle toplantısı vardı ve arkasından bir önce de söylediğim gibi Delaware'a gitti. Biden'la görüşecek. Bu Biden'la görüşecek olması tabii ki iyi olduğu anlamına geliyor aynı zamanda. Covid olduğu sürece pek fazla insanlar bir araya getirmiyorlardı Başkan Biden'ı. Ve artık resmen Biden çekilmiş durumda. Ama bundan sonraki sanıyorum sorun da olacak ama bundan sonraki süreçte Kamala Harris'in başkan yardımcısı olarak ismi kesinlik kazanmış değil Yakup. Yani Harris %100 kesin demokratların adayı olur diyemiyoruz Biden'ın işaret etmesine rağmen. Evet, buna kesin Kamala Harris bundan sonra başkanlığa tek başına gidiyor diyemeyiz çünkü 18-22 Ağustos tarihlerinde demokratların delege toplantısı var ülke çapında. Çok büyük bir toplantı, oradan karar verilecek ama bu arada Kamala Harris'in ismi tabii ki önde gidiyor. Bunun dışında da bazı eyaletlerin valilerinin isimleri var ama şu ana kadar tam anlamıyla Kamala Harris evet Biden'dan sonra artık yarışa kendisi katılacak diyemeyiz. Çünkü delegeler buna karar verecekler ama şu ana kadar yaklaşık 5000 delegeden 1000'e yakın delegenin onayını aldığı yönünde haberler var ama bu yeterli değil. Biden delegelerden yaklaşık 3975 evet. üzerinden 3970 delegenin onayını alarak gelmişti. Ona şu anda kesin değil ama ismi şu anda ön planda olan Kamala Harris, en azından Biden'ın da kendi açıklamasıyla Kamala Harris bundan sonraki yarışı tek başına götürecek ifadesiyle açıklama yapmıştı Biden. Bu noktada birçok isim Harris'i desteklediğini açıkladı ama Obama'dan henüz net bir açıklama gelmedi. O noktada da Michelle Obama'nın adı net da yok. Konuşuluyor. Net bir açıklama yok. Evet, net bir açıklama yok. Ancak Obama'nın işte çeşitli gazetelere ya da medyaya yansıyan Kamala Harris'e destek veriyorum gibi. Ama Michelle Obama'nın hiçbir şansının olduğuna zaten inanmıyorum ama Kamala Harris'in de çok fazla şansı yok aslında. Ama görevde bulunması itibariyle şu anda Amerikan Anayasası'na göre 25. maddeye göre Kamala Harris şu anda
fiilen olmasa da yasal olarak şu anda Amerikan Başkanı Joe Biden her ne kadar evet ben bu adaylıktan çekildim dese de sonuçta Amerikan Başkanlığı koltuğunda hala Biden oturuyor. Ama herkes biliyor ki bundan sonraki süreci Kamala Harris yürütecek. Peki yani Trump'a karşı Biden'la kıyasladığımız zaman Kamala Harris'in kazanma ihtimali ne kadar? Hiçbir şansı yok. Hiçbir şansı o kadar. Yok. O açıdan evet hiçbir şansı yok. Trump keşke Biden olsaydı diyor. Kamala Harris'in ülkede çok fazla yüksek bir notu yok. Yapılan kamuoyu yoklamalarında çok yüksek bir notu yok. Ama görevde olması itibariyle başkan yardımcısı olarak görevde bulunması itibariyle ilk Afrikalı bir bayan Amerikan başkanlık koltuğuna oturmak üzere en azından bazı çevreler tarafından hazırlanıyor diyebiliriz ama kesin aday Ağustos ayı içerisindeki 18-22 Ağustos tarihleri arasında delegelerin yapacağı toplantıda karar verilecek. Ona karar verilecek ama şu ana kadar tabii bir süreç başladı. Bir süreç başladı. Dünden bu yana yaklaşık 80-85 milyon dolarlık bağış toplandı. Biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlara başkanlar yarışı yürütebilmek adına bağışlar topluyorlar. Yaklaşık 80-85 dolarlık bir bağış toplandı şu ana kadar Kamala Harris'e. Peki Biden'a toplanan bağışlar ne oluyor? Otomatik olarak Harris'in kampanyasına mı aktarılıyor? Çok fazla bir şey toplanılmamıştı. 4-5 milyon gibi bir toplanı vardı. Büyük ihtimalle onlar şeye aktarılacaktır. Kamala Harris'e aktarılacaktır. Peki bu noktada bugün sıcak bir gelişme daha yaşandı. Siz de TGRT Haber canlı yayında aktardınız. Özellikle Trump'a yönelik suikast girişiminde ihmaller olduğu çok açık zaten. Ve gizli servis direktörü de bu noktada ifade veriyor. O soruşturmaya, o ifadeye ilişkinde ekstra söylemek isteyeceğiniz şeyler var mıdır? Evet, bugün tüm Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın gözü gizli servis direktörü. Yani şu anda bulunduğumuz Beyaz Sarayı, Beyaz Saray'ın etrafını ve Beyaz Saray başkan yardımcıları, başkan ve başkan yardımcılarının ailelerini koruyan 8000'in üzerinde üyesi olan gizli servis başkanı Kimberly Chittle bugün kongre binasında sorguya alındı ve bütçesi de yaklaşık 3.2 milyar dolar Yakup yanlış duymadın 3.2 milyar dolarlık bir bütçeye sahip ama çok büyük bir başarısızlık sergilediklerini bugün ilan ettik. Ama ben öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. 4,5 saatlik duruşmanın çok büyük bölümünü izledim. Hareket halinde olmama rağmen aracımda bulunan iPad aracılığıyla sürekli kulağım kongredeydi. Ve inanılmaz sakindi, inanılmaz sabırlıydı. Ama bir onun sabrı senatörleri arttı. Yani sadece cumhuriyetçilerden değil demokratlardan da senatörleri adeta neredeyse çıldırttı. Çünkü hiçbir soruya tam olarak cevap vermiyordu. Sığındığı tek bir kelime vardı. Soruşturma devam ediyor. Bununla ilgili bir açıklama yapamam. 4,5 saat boyunca ama tabii çok üzerinde inanılmaz bir baskı vardı. Çünkü bütün Amerikan televizyonları dünyada sanıyorum böyle bir örneği yok. Amerika'daki işte bulunduğum Beyaz Saray ve Kongre arasında çeken balans dediğimiz bir sistem var. Bir denge var. Onun için de cumhuriyetçiler bugün demokratlardan da bazı senatörler adeta duvara direnmişlerdi. Kimberly Chittle'ı 27 yıllık gizli servis direktörünü 27 yıl boyunca daha sonra da işte Jill Biden yani Biden'ın eşinin korumasıymış. Bugün onları da sordular. Eşinin korumasıymış. Daha sonra da buraya büyük ihtimalle Jill Biden'ın torpiliyle olduğu söyleniyor. Ve ABD gizli servisin başına getirildi. Çok sakindi. İnanılmaz sakindi. Birçok soruya cevap vermedi. Soruşturma devam ediyor dedi. Ama çok büyük bir baskı oldu. Ve açık ve net bir şekilde hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler kesinlikle istifa etmelisin. Sen artık bu görevde duramazsın. Sen eski bir Amerikan başkanını koruyamadın. Artık oradaki insanlardan ölenler oldu. Burada senin durmaman gerek. Hiçbir cevap vermedi. Yani bizim deyimimizle